Gel. Hayır gitmeyin. Hadi gel arkadaşım. Sen bir meslektaşına buna şaka ettik hele. Şunu alayım diye. Hah, sakın olmazsan. Alamadım abi. Kapıyı açabilirsin. Aç şakacı arkadaşım, aç. Teşekkür ederim abi. Akya şeker olsun, al bir tane daha. Al. Teşekkür ederim abi. Hadi. İyi yolculuk var. Yolculuğunu da verelim, böyle çıkalım. Buyur kardeşim. Sağ olsun, buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Buyurun oğlum benim. Teşekkürler, bana yasak. Al canım kardeşim. Sağ olsun. Gel benim. O iddiaya da ben alayım. Buyur oğlum benim. Kırmayayım seni abi. Al canım kardeşim. Hah. Tamam. Kaptan kapıyı açalım. Hayırlı yolculuklar abi. Sağ ol ustam. Hadi. Selam aleyküm. Saygıda kadar canım, kolay gelsin. Geldim oğlum. Al. Yok mu şey mi? Aç kapıyı, yavaş güvenliği aç. Bir dakika şu yolcuları da daha kalma. Tamam. Biraz sen ol. Afiyet şeker olsun. Yolcuları bekletme. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Çok iyi oldu. Teşekkür ederim sizin gibi uzlaşmadılara. Arkadaşımdan özür diliyorum işte. Çok iyi oldu. Uzlaşmaya gittik. Evet. İşte bir daha böyle olayların yaşanmasını istemiyorum. Evet. Teşekkür ederim bütün arkadaşlarıma. Tüm İETT şoförlerinin bu mağduriyetinin de giderilmiş olması sizleri de mutlu etmiştir umarım. Teşekkür ederim. Evet, mutlu etti beni. İşimizin başındayken, görevimizdeyken şahısla tartışma, bir olay yaşadık. Tatsız bir olay yaşadık. Bunun sonucunda işte hakaretlerde bulundu bana. Ben de bunu azmedemeyerek kendisinden davacı oldum. Dava sonucunda birinci mahkemeden sonra uzlaştırmacıya gönderildi. Uzlaştırmacıdan da işte beni arayarak bu şekilde bir şey yapalım, hani aramızı bulalım falan gibisinden konuşmalar geçti. Ben tabii davamdan vazgeçmeyeceğimi bildirdim. Biraz daha ısrarcı olunca ben de dedim bir talebim var. Bu talep üzerine olursa, yani yapılırsa bu şekilde kabul ederim dedim. Herhangi bir durakta durup lokum, işte lokma, gül, işte karanfil gibi şeyler de alsın dedim. Sağ olsun isteğimiz kabul oldu, yapıldı, gerçekleştirildi de. Yani şöyle söylemek istiyorum, biz yolcularımızdan talebimiz şudur. Bu tür olumsuz davranışların yaşanmasını biz hiçbir zaman istemiyoruz. Yani işin boyutunun bu derecelere gelmesini hiç istemiyoruz. Bizim talebimiz işte bu konuda yolcularımız biraz daha hassas davranmaları. Hani sonuçta pandemi döneminde bizler de biraz baskı altındayız. Yani sonuçta iş meslek gereği biraz stresli geçiyor bizim günümüz. Yani akşamı bazen oluyor, zor çıkarıyoruz. Bu derecelere gelecek şeyler yaşamak istemiyoruz biz. Yolcularımıza bir nebze bize karşı hassas davranmalarını istiyoruz. Yani bu konuda biraz anlayışlı davransınlar. Tamam anlıyoruz, pandemi dönemi biraz insanlar gergin, stresli ama bizim üzerimize fazla gelmesinler. Sonuçta biz de ekmeğimiz için çalışan insanlarız. Arkadaşlarımızın ya televizyonlarda şoför arkadaşlarımızın darp edildiğini çok görüyoruz. Biz bunları gördükçe üzülüyoruz. Hani işimizi severek yapan insanlarız sonuçta. Ailemiz var, çoluk çocuğumuz var. Onlara ekmek götürmek için uğraşıyoruz. Yani bu tür durumlar bizleri gerçekten çok üzüyor. Yolcularımızdan bu tür şeylerin yaşanmaması konusunda rica ediyoruz. Umarım güzel şeyler olur. Bu da bir örnek olmuş olur. Örnek teşkil eder. Biz yani karşı taraf hatasını gördü, özür diledi, lokumunu dağıttı. Yani bu konuda biraz daha hassas olalım. Adalet Bakanlığı tarafından başlatılmış olan uzlaştırma görevinin birçok soruşturma ve kovuşturma dosyalarının iş yükünü hafifletmek için başlatılmış olan bir görev olup biz bu görevde olmaktan gurur duyuyoruz. Sadece İETT şoförleri için değil,
taksiciler, sağlıkçılar ve birçok mağdur vatandaşlarımızın da belirli farklı edimlerle uzlaşma yoluna götürüyoruz. Bu şekilde hakimlerimizin, savcılarımızın ve adliye personelinin de aynı şekilde iş yükünün hafifletildiğini düşünüyorum. Biz bu işi gerçekten severek yapıyoruz. Şu anki uzlaştırma dosyamızın da olumlu sonuçlanması bizlere gurur verici. Gerek Hüseyin Bey olsun, gerek Murat Bey olsun çok ılımlı yaklaştılar. İkisini de çok tebrik ediyorum. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşanmaz.